İşte var mı Allah'tan başka bize yerden ve göklerden rızık veren? Kesinlikle yoktur. Ona sonra diyor ki emmen yemliku sem'a vel absara, veyahut da görme organlarını veyahut da işitme organlarını yaratan kimdir? Kimdir Allah'tan başka? Bakınız, et parçadan ibarettir. Burun olsun, göz olsun, kulak olsun, dil olsun, el olsun. Bunlar nedir? Ruh olsun. Et parçadan. Ruh değil. Ruh ayrı bir şey. Es'elûneke alel ruh kulli hiye ilmuhu indallah. O ruh ayrı. İşte bu uzuvlarımız, yani gözlerimiz, burunlarımız, elimiz, bunlar nedir? Et parçasının ibadeti. Peki bunları yokluktan var eden Allah Celle Celaluhu yaratmakla bırakmayıp onları emredip ve onlar aynı zamanda nedir? Onları faaliyete geçirip ve onları hükmeden kendisinden başka kimse değildir. Gözün görevi ayrı, kulağın görevi ayrı, burnun görevi ayrı, dilin görevi ayrı. Öyle değil mi? Gözün görevi kulağa veremezsin. Kulağın görevi göze veremezsin. Dilin görevi ayaklara veremezsin. Dolayısıyla burada göz görür, kulak işitir, dil konuşur, ayak yürür ve ruh Allah'a secde eder. İşte bütün bunları yaratan ve yaratmakla bırakmayıp onlara sahip olan ve sahip olmakla yetinmeyip sevk ve idare eden sadece Yüce Allah'tan başka kimse değildir. اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ diyor. Kim bu görme organlarını ve işitme organlarını yaratan kimdir diyor Rabbimiz Tebareke ve Teala. Ondan sonra diyor ki وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ölüyü diriden, diriyi de ölüden çıkardan, yaratan, bahşeden kimdir diyor Rabbimiz Tebareke ve Teala. Ve dikkat ediyorsanız nutfe büyük ölüdür. O spermin içerisinden çıkan o nutfe, spermin içerisinden çıkan o nutfe ve o nutfenin içerisinden koskoca insanı sıkıştıran kimdir? Kimdir? Allah'tan başka. Öyle değil mi? Ölü bir nutfe. Çocuk oluyor, büyüyor, koskoca bir insan ölüyor. Var mı Allah'tan başka beni yaratan? Veyahut da efendime söyleyeyim, toprağın altına nedir? Kupkuru bir çekirdek atıyorsun. Bu arpay olabilir, buğday olabilir, elma, armut, yani patlıcan veya herhangi bir çekirdek olabilir. Ölü bir çekirdek, kupkuru bir çekirdek atıyorsun. Allah Celle Celle onu çatlatıyor, ruh veriyor ve gördüğünüz gibi besin maddelerimiz, meyveleri, rızık olarak bizlere bahşediyor. Var mı Allah'tan başka böyle yokluktan, ölü çekirdekten bizlere hayat veren var mı Allah'tan başka? Veyahut da mesela Zekeriya Aleyhisselam. 100 yıl aşkın olmasına rağmen kısır zevcesinden Yahya aleyhisselamı yokluktan var eden kimdir Allah'tan başka? Kimdir? Veyahut da yumurtadan civciv çıkaran kimdir? Kimdir? Yumurta öbür civciv çıkarıyor. Kim çıkarıyor bunu? Veyahut da efendime söyleyeyim, mümini kafirden, kafiri mümini çeviren kimdir? Kimdir Allah'tan başka? İşte diyor ki وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ölüyü diriden, diriyi ölüden yaratan kimdir? Var mı Allah'tan başka beni yaratan? Ondan sonra diyor ki وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ var olan her şeyi kim idare ediyor? Yani bu insanı ve insan gibi varlıkları yaratan ve bütün kainatı yoktan var eden Allah Celle Celaluhu bütün bunları sevke idare eden kimdir Allah'tan başka diyor. O men yudebbirul emr. Bunları sevke idare eden kimdir diyor. İşte devam ediyor, diyor ki fekul feseyekulunne Allah. Allah diyecekler. Kim diyecekler? Müşrikler. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Abdullah bin Selüller. Allah diyecekler. Dikkat ederseniz bunlar rububiyeti kabul ediyorlar. İşte uluhiyette şirk koşuyorlar. Ona geleceğiz. Devam ediyor. Diyor ki fezalikumullahu rabbukumul hak. Sizin Rabbiniz öyle bir Rabb'tır ki hakkın ta kendisidir. Yani burada demek istiyor ki hakkın dışında her şey batıldır. Anlaşılsın diye şöyle bir iki örnek verecek olursak, mesela bir kişi dese ki benim Rabbim şeyhim. Haşa ve kella. Öyle ya. Der. Bu nedir? Bu kesinlikle batıldır. Veyahut da iki kere iki beş derse, ki anlaşılsın, iki kere iki beş derse nedir?
Bu batıldır. İki kere iki dörttür. Ve buna benzer. Yani burada demek istiyorum ki şer'i emirlerde Allah Celle Celaluhu'nun koymuş olduğu her şey haktır. Onun dışında ne varsa hepsi batıldır. Buraya kadar. Evet. فَمَاذَا بَعْدُ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالِ Hak'tan başkası dalaletten, yani haktan ötesi dalaletten ne olabilir diyor. Ne olabilir diyor. فَاَنَّا تُسْرَفُونَ Nasıl yüz çeviriyorsunuz diyor. Nasıl? Neyden? Yani bütün bunları görmenize rağmen, bütün bu yaratılmış olan mahlukları görmenize rağmen nasıl yüz çeviriyorsunuz? Hâli akıllanmayacak mısınız? Hâli idrak etmeyecek misiniz? Hâli iman etmeyecek misiniz? Diğer başka ayetlerde bizlere emrediyor. Ve burada İbn Üzeymin rahmetullah devam ediyor. Diyor ki: "Ve emme tedbirul insanu fe mahsurun bima tahti yedi." Fakat insanın sevk ve idaresi diyor, onun cüz'i bir iradesine mahsustur diyor. Biliyorsunuz yüce Allah Celle Celaluhu nasıl sevk ve idaresi varsa insanın da sevk ve idaresi vardır. Ama nedir? İnsanın sevk ve idaresi mukayyettir. Allah'ın mutlaktır. Allah Celle Celaluhu yeryüzünü, gökyüzünü, dağları, ovaları, ondan sonra galaksileri, işte ırmakları ve yaratılan ne varsa hepsi nedir? Yokluktan var etti. Öyle değil mi? Bunlar nedir? Bunlar mutlaktır. Allah'ın ilmi ezelidir, sonsuzdur ve hiçbir şeyle bağlantılı değildir. Ve aynı zamanda mutlaktır. Ama insanın nedir? Mukayyettir. Ve bütün bunları sevk ve idare eden yetkisi kimdir? Allah'tır. Ama insanın da sevk ve idaresi var. İşte diyor ki İbn-i Uthaymin rahmetullahi aleyh فَاَمَّ تَدْبِيرُ الْاِنْسَانُ فَمَحْسُونُ بِمَا تَحْتِيَ دَيْ Onun cüz'i iradesinde diyor. Mahsur diyor. Yani o kadar yani sınırsız değildir. Ondan sonra diyor ki بِمَا اُذِنَ لَهُ شَرْعًا مَحْسُورٌ بِمَا اُذِنَ لَهُ شَرْعًا Sevk ve idarede yaparken diyor, sevk ve idarede yaparken diyor, nasıl ki şer'an izin verilmiş de, fakat nedir? Fakat burada mukayyettir. Yani sınırlıdır. Allah Celle Celaluhu ona izin vermiş. Mesela ne gibi? Mesela örneğin mesela bir kişi eli altındaki işçiler var. Değil mi? Onlardan mesuldür mesela. Onların sevk idare eden kendisidir. Veyahut da hanımı, çocukları, zevcesi, efendime söyleyeyim işte cariyesi, kölesi. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya kullukum ra'in ve kullukum mes'unu an ra'yeti. Hepiniz çobansınız ve herkes kendi sürüsünden mes'uldur diyor Rabbimiz Tebareke ve Teala. Öyle değil mi? İşte bunlardan kişi mes'uldur ama nedir? Cüz'i bir iradeye mukayyettir. Ey sınırlıdır. Ama Allah'ın yetkisi, ezeli ilmi, onun sevk ve idaresi mutlaktır. Ey sonuna kadardır. Evet. Ve hâzâ l-kısım min tevhîd ve hâzâ l-kısım min tevhîd lem yu'ârız fîhîn müşrikûne lezîne bu'ite fîhîn Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve aynı zamanda kânû yukırrûne bihî. Türkçe, Arapça ve aynı zamanda. Gerçi Arapça dememiz lazım. Türkçe manası söyledik. Bel kânû yukırrûne bihî diyor.